Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu üstadımızın evidir. Üstad Bey Akzaman Said Nursi, babasının Sofi Mirza'nın evidir. Yani üstadımız Maskat-ı Rasim olan yer dediği burasıdır. Üstadımız bu evden, bu fakirane bir köyü, bu köyden dünyaya gelmiş ama dünyaya meydan okumuş elhamdülillah. Şimdi de hizmeti devam ediyor. Dünyanın bütün her yerinde elhamdülillah medreseler var, nur talebeleri var. Bu şimdi ilkbaharın, nurun ilkbaharın malum surlar, cami, Kutu Mirza'nın zamanından belki önceden alt kattaki camidir. Yani üstadımız orada Kur'an-ı Kerim'i okumuş. Ondan sonra 8 yaşına kadar üstadımız köyde kalıyor. Sonra Tağ Medresesi'ne geçiyor. Tağ Medresesi bizden 4 kilometre aşağıda. Tağ Medresesi Şeyh Abdurrahman Tağî'nin medresesidir. Orada ilk başlıyor okumaya, talebeliğe. Sonra Gavs-ı Hizan'ın medresesine. Sonra Pir Miskariyesi, Şeyhan Yaylası, Nur Şehin, Arvas Köyü, Mir Hasan-ı Veli medresesine geçiyor. Oradan da biraz kalıyor, yani bir müddet kalıyor. Yavaş Vastan, Van ilçesinin Vastan'a geçiyor. Orada da bir iki ay kaldıktan sonra Doğu Beyazıt'a geçiyor. Doğu Beyazıt'a 3 ay devamlı okuyor. Şeyh Muhammed-i Celali'nin yanında orada icazetini alıyor. 3 aydan sonra ve Şehirvan kazasında Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Talanzı köyü, orada Mula Abdullah 14 sene o köyde müderrislik yapıyor. Talebeler yetiştirmiş, icazet vermiş ve Mustafa da oraya geçiyor. Abisini görüyor. Ondan sonra Tillu'ya, Cizre'ye, Mardin'e, Mardin'den Bitlis'e dönerek Van'a geçiyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üstadımızın Şeyhi, tarikat şeyhi, Şeyh Seyyid Nur Muhammed, Hazreti Gavs'un oğludur. O da Nurs'a gelip, Nurs'ta üstadımızın babasını, annesini ziyaret ediyor. Üstad onun yanında okurken, Şeyh Seyyid Nur Muhammed, Gavs-ı Hizani'nin oğludur. Gavs-ı Hizani, Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem, Seyyid Taha-i Nehri'nin halifesidir. Seyyid Taha-i Nehri'nin bir kasidesi, bir mısrası, yani bir söylediği bir kaside var. Onu buradan okuyorum. Üstadımızın Sofi Mirza'nın evinin şeyinde. İşte o velinin sohbetlerinde diyor. Yani insanlara hitap ediyor. İşte o velinin sohbetlerinden aynen kurtardı insanları küfür felaketinde. O bir günde buyurdu, iyi dost ve arkadaş insanı doğru yola getirir yavaş yavaş. Ben iyi insan mıyım diye edersen merak, kiminle arkadaşlık ediyorsan ona bak. Arkadaşın iyiyse sen de iyi olursun. Arkadaşın kötüyse sen dahi bozulursun. Çünkü kalp karşısında kim varsa ona kayar. Kalp karşısında kim varsa ona kayar. Veyahut onun kalbi meyledip fena akar. Kalp karşısında kim varsa ona kayar. Veyahut onun kalbi meyledip fena akar. Dünyada sıkıntıdan, ahirette azaptan kurtulmayı istenir elbette ki her insan. İşte bu kurtulmanın tek bir çaresi vardır. O da kurtulanlarla beraber bulunmaktır. Dünyada sıkıntıdan, ahirette azaptan kurtulmayı istenir elbette ki her insan. İşte bu kurtulmanın tek bir çaresi vardır. O da kurtulanlarla beraber bulunmaktır. Yani insan büyüklerle, büyük zatlarla, selefi salihinle, Peygamber Efendimizle, şühedalarla, ulemalarla, en son zaman müceddidiyle, eğer insan onlarla beraber olursa, onların eserlerini okurlarsa, imanla inşallah kabre girecek, kurtulacak inşallah. Şükürlerle beraber olursa, o zaman Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah ülkemizi muhafaza etsin. Bütün İslam devletlerini, bütün Müslümanları birleştirmeyi nasip etsin inşallah. Vahdeti nasip etsin inşallah. Bütün Müslümanlara, özellikle Filistin'i şu anlarda zulüm görüyorlar Yahudilerden. Yahudilerin zulmünde, küfür ve fecere ve kafirlerin zulmünden kurtarsın inşallah.
Elhamdülillah Rabbil Alemin. Selam ver.